Sivas Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Habip Soluk, Brüksel'de düzenlenecek olan Avrupa Birliği Yasama Döngüsü, Yasama İnisiyatifi, Yasaların Uygulanması ve İzlenmesi başlıklı yüksek düzeyli seminere katılacak. Mehmet Habip Soluk, Avrupa Parlamentosu Demokrasi Desteği ve Seçim Meşgüdüm Grubu tarafından 19-21 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak olan seminere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen katılacak. Birlik ve beraberliğimizi arttırdığımız sürece... Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'la birlikte Ardahan'da düzenlenen iftar programına katıldı. Evladını okul öncesine, ilkokula... Programda konuşan Yılmaz, birlik ve beraberliğimizi arttırdığımız sürece Türkiye barış adası olacaktır diyerek 2023 hedeflerine ulaşılacağını ifade etti. Birlik ve beraberliğimizi arttırdığımız sürece Türkiye barış adası olacaktır. Birlik ve beraberliğimizi arttırdığımız sürece Türkiye daha çok büyüyecek ve 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Bu aziz millet hiç kimsenin kara kaşına kara gözüne bakarak oy vermez diyen Bakan Yılmaz, durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğini dile getirdi. Biri yoksulluk, biri cehalet. İkisinde de çok mesafe aldık ama daha yapılması gerekenler var. 2023 hedefleri inşallah bu iki tane düşmanımızı kesin olarak yendiğimizi gösterecek hedefler koyduk. Bir hedefe ulaşabilmek için en önemli yük ve görevin eğitime düştüğünü ifade eden Bakan Yılmaz, eğitime ayrılan bütçeyi açıkladı. 2002'de biz geldiğimizde eğitime ayrılan kaynak toplam 11 milyar liraydı. O zamanki bütçenin %10'una tekabül ediyordu. Şimdi bizim eğitime ayırdığımız kaynak 122 milyar lira. Bakın 11 milyar 2002, şimdi 122 milyar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tekli eğitim sistemine geçiş süreci kapsamında Sivas'a kazandırılacak olan yeni okullar için hayırsever iş adamları da kampanyaya destek olmaya devam ediyor. İnşaat malzemeleri sektöründe dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan ve Sivas'ta da çimento sektöründe faaliyetlerine devam eden şirket, Vali Davut Gül'ün çağrısına kayıtsız kalmayarak 16 derslikli yeni bir okul yapma kararı aldı. Vali Doktor Hasan Can Polat salonunda gerçekleştirilen imza törenine, Vali Gül'ün yanı sıra Hayırsever Şirketi'nin genel müdürü Yusuf Yenigün, Vali Yardımcısı Can Aksoy ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy katıldı. İmza töreninde konuşan Vali Gül, 8. okulun protokolünü imzaladıklarını belirten bir konuşma yaptı. Biliyorsunuz daha önce 100 derslikli 7 protokol yapmıştık. Bunun içerisinde okul öncesi eğitim vardı, meslek liseleri vardı, ortaokullar vardı ve lise vardı. Bugün de inşallah Sivas Çimento Fabrikası'yla, Botarantim Çimento'yla 16 derslikli 8. protokolümüzü yapacağız. Bu protokolden sonra toplamda 116 derslikli hayırseverlerle yaptığımız protokol tamamlanmış olacak. Çimento fabrikası ile yapılacak protokol hakkında bilgi veren Gül şunları kaydetti. Amacımız bu sene en az 10 protokol yapmak. Dolayısıyla da 2 tane daha protokole ihtiyacımız var. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi Türkiye'nin en büyük bütçesi. Devletimizin olağanüstü bir desteği var eğitime. Sayın Başbakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın olağanüstü bir desteği var. Bu hayırseverlerin destekleri de Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın özel ilgilendiği ve Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz'ın koordine ettiği bir proje. O açıdan Sivas'ta 8 protokolün olmasını çok önemsiyoruz. Buna destek veren daha önceki hayırseverlerimize de şimdiki çimento fabrikamıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Amacımız tekli eğitime geçmek. Bütün Türkiye'de böyle bir hedef var. Sivas'ta da inşallah öngörülen süre içerisinde tekli eğitime geçmiş olacak. Şu an itibariyle Sivas'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın devam eden projelerinin miktarı 185 milyon lira. Bunun içerisinde onarımlar ve diğer ilave kaynakları saymıyoruz. Onları da saydığımızda 200 milyonun üzerinde devam eden bir yatırım var. Ama 200 milyonluk yatırıma bir nebze de olsa hayırseverlerin de katkı koyması
çok önemli. Ben bütün Sivaslı hayırseverlere teşekkür ediyorum. Özellikle bugünkü hayırseverimiz genel müdürümüze Yusuf Bey'e teşekkür ediyorum. Sivas Fabrikası'nın genel müdürü Yusuf Yenigünse, Sivas'ta eğitime katkı vermek adına protokolü imzaladıklarını belirterek, çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik dedi. Sayın Valimizin de bizden ricası üzerine, biz de Sivas Çimento olarak Sivas'a bir katkımız olması anlamında, yani sosyal sorumluluk gereği böyle bir işe atıldık. Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Çeşitli alanlarda küçük çaplı da olsa sosyal sorumluluk anlamında yaptığımız işler var. Futbol kulübümüz var, voleybol kulübümüz var, amatör anlamda bu işi yapan. Fakat eğitim anlamında ciddi anlamda bir yatırımımız veyahut da bir desteğimiz olmamıştı. Sayın Valimizin de desteğiyle bu yatırıma biz de el birliğiyle katma değer sağlamak istedik. Konuşmaların ardından okulun yapım protokolü imzalandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına beklentisi olduğunu söyleyerek uyarıda bulundu. Öğle saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışların önümüzdeki birkaç güne kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve çevrelerinde yer yer etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yıldırım, dolu, su baskını, ani ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Sivas Valiliği tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki insanlara yardım etmek amacıyla il genelinde ani ve nakdi yardım kampanyası başlatıldı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan valilik, ani yardımların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordineli olarak toplanacağını ifade etti. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi. Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan yerleşim birimlerinde yaşayan yaklaşık 1 milyon nüfusun dışında kamplarda ve toplama alanlarındaki çadır kentlerde yaşayan yaklaşık 250 bin kişi bulunmaktadır. Bu nedenle bölgenin başta gıda olmak üzere öncelikle birçok yardım malzemelerine ihtiyacı bulunmaktadır. Nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, kurum, kuruluşlar ve STK'lar, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Sivas Merkez Şubesi nezdinde Sivas Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü adına açılan Fırat Kalkanı bölgesindeki Suriyelilere Yardım isimli hesap numarasına bağışta bulunabileceklerdir. Sivas'ın Suşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kaza saat 12 sıralarında Suşehir-Koyulhisar ilçesi arası D100 Karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Sivas'tan Koyulhisar ilçesine gitmekte olan Haydar Çınar yönetimindeki 58BD704 plakalı minibüs, Koyulhisar'dan Suşehir'ine gitmekte olan Osman İlhan yönetimindeki 58KD445 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İlhan, araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan minibüs sürücüsü Çınarsa, Suşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı. Suşehir Kaymakamı Faruk Önder Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Vali Davut Gül Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ardından Gül ve Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen sahur programına katıldı. Polislerle sohbet eden Gül, emniyet teşkilatının çok önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Öncelikle geçmiş olsun. Üç arkadaşınız çok ufak bir kaza geçirdi. Allah yeterinde saklasın. Sivas'ta da gerek Emniyet Müdürlüğü içerisindeki bu kardeşlik, hoşgörü, birbirinize olan güveniniz, dayanışmanız bizleri mutlu ediyor. Bunun neticesinde de başarılı işler yapacağınıza eminiz. Sizden tek ricamız, görev yaparken lütfen hassas olun ve kendinize dikkat edin. Gül polislere teşekkür ederek, emniyet teşkilatındaki birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörü bizleri mutlu ediyor diye konuştu. Ben şimdiye kadar yaptığınız görevler için teşekkür ediyorum. Hepiniz çok
gençsiniz, çok yenisiniz. İnşallah bu teşkilat içerisinde kaldığınız süre içerisinde ki biz emekli olana kadar sizin bu teşkilat içerisinde kalmanızı istiyoruz. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 33 ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere toplam 51 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1 milyon TL'lik ödüllü yeşil ve ikisinin 300 bin TL'lik ödüllü gri terör listesinde arananlar arasında bulunduğu belirtildi. Sivas'ın da içinde olduğu 17 ilde sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışmada 124 şüpheli gözaltına alındı. Ramazan bayramına sayılı günler kala artış gösteren merdiven altı gıda satışlarına karşı uyarılarda bulunan SESOP Başkanı Beşir Köksal, Ramazan bayramına kısa bir süre kaldı. Bayram alışverişlerinde fiyatı daha uygun olsun diye içine katkı maddesi koyulan ve araba bagajlarında ve hijyen olmayan yerlerde satılan baklava, şekerleme ve çikolata çeşitlerinden uzak durulmalı. Vatandaşımız bildiği, tanıdığı esnaftan alışveriş yapmalı dedi. Ramazan bayramı alışverişine çıkacak olan vatandaşların sağlıksız ürünler satın almaması gerektiğinin altını çizen Köksal, bütçeye uygun olsun diye tercih edilen kilogram fiyatı piyasa değerinin çok altında olan gıda ürünleri var. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz, sağlığa uygun olmayan ve hangi maddelerle yapıldığını bilmediğimiz bu ürünler sağlığımızı tehdit ediyor. Özellikle baklava, şekerleme ve çikolata ürünlerinin yoğun talep sebebiyle taklitleri çok fazla yapılıyor. Vatandaşımız bayramda sağlığından olmamak için bu taklitçilerden ve ürettikleri ürünlerden uzak durmalıdırlar diye konuştu. Köksal, taklit gıda ürünü satanlara asla prim verilmemeli. Baklavanın da şekerleme çeşitlerinde kilogram fiyatı bellidir. Bu fiyatların altında satış yapanlar, hijyenik olmayan koşullarda üretip satış yaparak, işini hakkıyla yapan esnafımızın da ekmeğiyle oynamış oluyor. Vatandaşımız tanıdığı ve bildiği esnaflardan alışveriş yapmalı. Bayramı mutlu şekilde ailenizle geçirmek varken, mide rahatsızlığıyla hastanede geçirmek istemiyorsanız, merdiven altı gıda ürünleri almayın dedi. Sivas'ta kuş mezatında yıllardır devam eden ihalelerde kıran kırana pazarlıklar yaşanıyor. İhaleye katılan vatandaşlar aldıkları maaş kadar parayla güvercin alıyor. Sivas Güvercin Sevenler Derneği'nde 40 yıldır süren kuş mezatında her hafta sonu güvercin ihale pazarı açılıyor. İhalede açık arttırmayla satışa sunulan kuşların fiyatları 150 lirayla 8 bin lira arasında değişiyor. İhaleler pazar günleri oluyor. Bütün Sivas'ta çok kuş besleyen arkadaşlar, dışarı memleketlerden gelen arkadaşlar oluyor. Burada herkes ihtiyacı olan kuşu alıyor. İhaleye katılan bazı vatandaşlar aldıkları maaş kadar parayla güvercin alıyor. Rengine, attığı taklaya, uçuş süresine göre değişen fiyatlarla satılan kuşlar sıkı pazarlığın ardından satılıyor. Aylık maaşım 3000 lira. 3000 lira da kuşa veriyorum. Bugün çok iş yapacağım. Adem ve Sıdıka Kerpiç çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 12 yaşındaki Yasin Kerpiç, 3 yıl önce lösemi hastalığına yakalandı. Bu süreçte beyninde tümör de çıkan Yasin ameliyat oldu. Ameliyatın ardından yürümekte zorluk çeken ve ailesinin desteğiyle ayakta durabilen Yasin, Ankara'da kemoterapi ve ışın tedavisi görmeye başladı. Bugün Fener maçına gideceğimi haber aldım. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de izlemek tek hayal olan Kerpiç, Fenerbahçe futbolcularını da görmek istiyor. İmzalı formalarını isteyeceğim. Başka maç izleyeceğim ve çok mutlu olacağım. Yasin'in en büyük hayalinin gündeme gelmesiyle harekete geçen Fenerbahçe Spor Kulübü, Yasin'in babası Adem Kerpiç'i arayarak liglerin başlamasının ardından Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynayacağı ilk maça davet etti. İstanbul'a ilk defa gideceğim. Fenerbahçe'yi göreceğim için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Gideceğim için çok mutluyum. Yasin ve ailesi İstanbul'a giderek hem futbolcularla tanışacak hem de Yasin'in en büyük hayalini gerçekleştirecek. Yasin Kerpiç Fenerbahçe'yi izleyeceği için oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Maç izleyeceğim ve çok mutlu olacağım. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Yasin'in annesi Sıdıka Kerpiç ise oğlum mutlu olacağı için ben de mutlu olacağım dedi. Yasin Fenerbahçe'yi çok seviyor. Bunu dile getirmiştik ilk röportajda. Bugün eşim aradı.
Fenerbahçe kulübünden aradıklarını ve bizi maça davet ettiklerini, Yasin maça davet ettiklerini söylediler. Tabii ki çok mutlu olduk. Uzman klinik psikolog Seden Celepekici, çocukların internette oynadığı oyunlar konusunda anne ve babalara uyarılarda bulunarak, çocuklar ekrandaki sanal ortamdaki görüntüleri maalesef dışarıda da sürdürme davranışı içerisinde olabiliyor dedi. Maalesef tabii günümüzde internetin hani kötü kullanımıyla ilgili bu tarz haberler duyuyoruz. Ve çocuklar 18 yaş altı özellikle çocuklarda bir model alma davranışı olabiliyor. Ekici artı 18 etiketiyle satılan cinsel ve şiddet içerikli oyunların internet kafelerde çocuklara oynatıldığını, günümüzde internetin bu denli kötü kullanımı yüzünden kendilerine konuyla ilgili başvurular olduğunu söyledi. Ve o olumsuz şeylerin izlenmesi, çocukların hani bunları gündelik hayatında da sürdürme eğiliminde gösterebiliyorlar. O yüzden ne yapıyor? Orada gördüğü şeyi arkadaşına aynen uygulama gibi veya evde işte annesine babasına öfkeyle birlikte gösterme şekli olabiliyor. Çünkü çocuklar sadece o ekran içerisinde olan o sanal ortamdaki şeyleri dışarıda da sürdürme davranışı içerisinde olabiliyor maalesef. Evet, bana da bu konuyla ilgili gelen birçok danışanım oldu. Olumsuz görüntülerin çocuklara bir model alma davranışı olabileceğine dikkat çeken ekici şunları kaydetti. Tabii direkt bu böyledir diyebilmemiz doğru değil. O çocuğun altyapısında neler yaşanmış, yani aile yapısı, düzeni nasıl, herhangi bir psikiyatrik bir hastalığı var mıdır diye de görmek gerekiyor. Yani ama nedir? Tabii ki etkileyebilir, destekleyebilir. Hayal gücü sonuçta çocukların çok geniştir. Oradaki gerçek ve hayali ayırt etmeyle ilgili eğer çocuğun altyapısında da bir problem varsa destekleme anlamında maalesef etkisi olmuş olabilir. Ama kesin budur demek doğru olmayabiliyor. O çocuğun, o taylandaki çocuğu da araştırmak gerekiyor. Çocuklara internetin yasaklanmasının çözüm getirmeyeceğini belirten ekici, gündelik hayatımızda çocuklar da internet kullanımının nasıl olması gerektiğini anlattı. Tabii ki interneti kesinlikle yasaklama gibi bir durum söz konusu olmuyor gündelik hayatımızda. Çağımızın her an içinde olan bir şey. Çünkü aile bireylerin de ellerinde sürekli telefon ve internet kullanımı olduğu için çocuğu bundan tamamıyla dışında bırakmak maalesef mümkün değil. Bunun için ne yapılabilir? Kısıtlama olabilir. Belirli bir saat limiti olabilir. Ailenin kontrolünde olabilir ama bu kontrol tabii çocuğa çok hissettirmeden, baskı altında çocuğa vererek değil. Yani nedir? Belirli bir saatlerde ve o tarz yani aile her an bakmalı. Hangi oyunları oynuyor? Eğitici bir oyun mudur? Değil midir? İşte oyun içeriğinde ne var? Sürekli ailelerin bu anlamda tabii ailelere iş düşüyor. Ailelerin denetiminde olmalarını öneriyorum. Ve okul dışında yani okul saatlerinde değil. Eve geldiği zaman değil. Hafta sonları belki. Bu tarz şeylerin içinde olabilirler. Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Turgay Çarağ'ın kayınpederi Muhlis Kerim vefat etti. Ulu Cami'nde düzenlenen cenaze törenine Sivas Valisi Davut Gül ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'la dost ve yakınları katıldı. Merhum kardeşimize afiyet tarif eden Akbağ'ın sırrısken helal olsun. Merhum Kerim'in cenazesi bugün öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yavaşça indiriyorum.